Avrasya Hospital. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Şimdiki konuğumuz operatör doktor Hüseyin Uğurlu. 1973 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Uğurlu, 40 yıllık meslek hayatına birçok başarı eklemiş. Bunlardan en önemlisi ise halen yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Avrasya Hastanesi. İsterseniz Avrasya Hastanesi'nin kuruluş hikayesini operatör doktor Hüseyin Uğurlu'dan dinleyelim. Avrasya Hospital 1999 yılında Zeytinburnu'nda İstanbul'da hizmete girdi. Ben 73 İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. Genel cerrahi ihtisası yaptım. Uzman olduktan sonra birçok hastanelerde genel cerrahi uzmanı olarak çalıştım, ameliyatlarımı yaptım. Ama daha önemlisi Bahçelievler'de, İstanbul Bahçelievler'de bir poliklinikte çalışıyordum. Ve burada hekimlerin bir arada çalışması, hizmetlerin birçok alanda bir arada üretilmesi benim için güzel bir şeydi, örnek bir şeydi. Ama bu hizmetlerimizden istifade eden insanlar bizi takdir etmeye başlamıştı ve bize daha farklı şeyler de layık görüyordu. Ve bunun içinde hastalarımız kendileri araya gönüllü olarak girmişlerdi. Bir hastane kurmamızı, çalıştırmamızı istiyorlardı. Biz Doktor Tahsin Bardakçı ile birlikte çalışıyorduk. Onunla ikimize birden böyle bir teklif gelmişti ve Bakırköy'de Çamlık Hastanesi'ni başlatmıştık. Avrasya Hastanesi'nin en büyük kuruluş amacının Türkiye'den çeşitli rahatsızlıklar için yurt dışına giden hastalara yardımcı olmak olduğunu belirten operatör doktor Hüseyin Uğurlu, bakın bu konuyla ilgili hangi çalışmaları yapmışlar. Bir şey farklı olsun istiyorduk. Çünkü o yıllarda ülkemizde birçok hastalar yurt dışına gidiyordu. Kalp ameliyatları için gidiyordu, kanser ameliyatları için, kanser tedavisi ya da teşhisleri için gidiyordu. Biz acaba bu alanda bir şeyler yapabilir miyiz diye hem hastane yapalım ama hem de örnek bir hastane olsun, önemli hizmetleri olsun. Ancak onkoloji alanında fazla bir atılım yapılmamıştı. Biz onkoloji alanında farklılık olsun diye hastanemizde kuruluş aşamasında radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji gibi ek bir bölüm kurma planımızı yaptık ve onu da o zaman başardık. Ancak bu kapasite de bize yetmiyordu. Hastanemizi büyütmek gibi bir ihtiyaç doğdu ve bunun için de yine proje çalışmaları oldu ve hastanemizi bugünkü durumuna getirdik. Bugün hastanemiz 17 bin metrekare, 4200 metrekarelik otoparkı var. Hastalarımıza güzel bir hizmet olsun diye birçok alanda farklı hizmetler yapıyoruz. Özellikle teşhis alanında hastanenin cihaz donanımı övünülecek kadar önemli. Anjiyo aletimiz var. Koroner anjiyo, periferik anjiyo, yani damarların görüntülemesini mükemmel bir şekilde yapıyoruz. Bilgisayarlı tomografi, multi-slice tomografi var. Bununla dijital anjiyoları yapabiliyoruz. Tümörleri, üç boyutlu tümörleri istediğimiz şekilde takip edebiliyoruz. Bunların boyutlarıyla birlikte. MR'ımız var. MR'la teşhislerimizi eksiksiz tamamlama imkanımız oluyor. Yine dual tomografimiz var. Hastanemizde nereden baksak belki 10-15 tane ultrasonumuz var. 4 boyutlusundan, üst düzey ultrasonundan. Bütün bunlar teşhis için önemli. Ama teşhis için bunların sadece bunlar yetmiyor. Mutlaka laboratuvarlarınız da çok güzel olması gerekiyor. Mesela patoloji laboratuvarımız var. Yani gün boyu hizmet verebiliyor. Doktorlarımızın patologlar hemen yanında. Mikrobiyoloji hemen yanında, biyokimya hemen yanında, tüm tahliller, tetkikler rahat rahat yapılabiliyor. Mesela bir bronkoskopi yapıldığı zaman oradan alınan bir biyopsi hemen patolojide değerlendirilebiliyor.
ya da bir iğne biyopsisi bronşlardan girilerek iğne biyopsisi yapılabiliyor. Bir idrar yolundaki bir tümörü teşhis etmek endoskopik olarak üreteroskop, üreterorenoskop ile kolay teşhis edilebiliyor, görebiliyoruz. Oradan biyopsi alabiliyoruz. Patoloğumuz sitolojik tetkikiyle hemen bunu aydınlatabiliyor, ortaya çıkarabiliyor. Ya bütün bunları saydığımız zaman gerçekten hastanemizde önemli hizmetlerin olduğunu görüyoruz. Yani bronkoskopi, sistoskopi, üreteroskopi, gastroskopi, kolonoskopi, ayrıca kolodok ve pankreas kanalının incelenmesiyle ilgili olarak ERCP dediğimiz yine endoskopik bir tetkik yapılabiliyor. Endoskopik ameliyatlar yapılabiliyor. Mikrocerrahi ile kopan parmaklar, kopan uzuvlar birbirine yeniden eklenebiliyor veya doku transferi yapılabiliyor. Rutin olarak tabii kadın doğumda, ortopedide, ürolojide, genel cerrahide, beyin cerrahisinde yapılan ameliyatlar rutin olarak hastanemizde de yapılabiliyor. Kalp kapak ameliyatları yapılabiliyor. Koroner bypass ameliyatları yapılabiliyor. Periferik damar ameliyatları yapılıyor. Ayrıca son zamanlarda medikal estetik bölümümüzde saç ekimi ve cilt bakımı, cilt güzelleştirilmesi, bir takım botoks, dolgu gibi işlemlerde yapılabiliyor. Avrasya Hospital, Asya ve Avrupa'nın buluştuğu İstanbul'dan dünyaya açılan şifa kapısı.